Bir haber kaynağından Türkiye menşeli olmayan, uluslararası menşeli olan bir haber organından, basın organından böyle bir haber çıktı. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Biz Sayın Öcalan'ın avukatları olarak, Sayın Öcalan'la görüşmek için, onun temel görüşme haklarının sağlanması için periyodik olarak başvuru yapıyoruz. Gerek görüşmek için başvuru yapıyoruz, gerek de görüştürülmediği için gereken hukuksal taleplerde bulunuyoruz. Sayın Öcalan'la ilgili olan gelişmelerden ilk elden haberimiz olması gerekiyor. Ancak bu konuya dair bir haberimiz söz konusu değil. Şunu tekraren vurgulamak istiyorum. 25 Mart 2021 tarihinde Sayın Öcalan'ın kardeşiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, ki o da yarıda kesildi. Neden kesildiğini de bilmiyoruz. O tarihten sonra kendisiyle hiçbir şekilde iletişim kuramadık. Ailesi de kuramadı. Kendisine dair hiçbir bilgimiz söz konusu değil. Böylesi bir durum söz konusu. Bu koşullar altında farklı bir iletişimin olup olmadığını söyleyebilecek, teyit edebilecek durumda değiliz. Biz en fazla mantıksal çıkarımlarda bulunabiliriz. En fazla sürecin doğasına dan yola çıkarak bazı tespitlerde bulunabiliriz. Dediğim gibi bunu teyit edecek veya doğrulayabilecek bir pozisyonda değiliz. Ancak kendi durduğumuz pozisyon itibariyle bunun kesinlikle mümkün olmadığı, hatta manipülatif bir değer taşıdığını söylemekte de bir sakınca görmüyoruz. Bu her şeyden önce Sayın Öcalan'dan haber alabilmek için, Sayın Öcalan'ın yasal haklarının sağlanması için, koşullarının hukuka uygun bir hale getirilmesi için canla başla mücadele eden, ayakta olan, gerekirse spiti önünde eylemsellikte bulunan, gerek Avrupa'da sokaklara dökülen binlerce kişiye bir saygısızlık manası taşıyor. Bu haberlerden sonra uzunca bir süredir basın organlarında, siyasal zeminlerde birçok tartışma yürüyor. Çok açıklıkla şunu söyleyebilirim. Bu haberi doğrulayacak olan, bu haberleri teyit edecek olan veyahut da yalanlayacak, böylesi bir durumun olmadığını söyleyecek olan muhataplarıdır. Eğer böylesi bir bilgiye ihtiyacı varsa bunun muhataplarına danışılması, ilk elden muhataplarından bilgi alınması gerekiyor. Bu objektif habercilik adına da böyle olması gerekiyor. Bakın, Adalet Bakanlığı'nın izin vermesiyle gazeteciler İmralı'da, daha doğrusu cezaevlerinde görüşme yapabilirler. Böylesi bir prosedürü İmralı için gerçekleştirebilirler. Böylesi bir gerçeklik söz konusu, İmralı'da neler oluyor diyerek Sayın Öcalan'la görüşmek için başvuruda bulunabilirler. Şimdi öncelikle Türkiye'nin bir anayasa sorunu olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ve mevcut sorunların temelinde de anayasa var. Bu sadece 12 Eylül 1980 82 Anayasası ile ilgili bir durum değil. 1924 Anayasası'ndan itibaren, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kurgulanışından itibaren kabul ettiği anayasalarda genel bir sorun var. Bu, bütün farklılıkları dışlayan, çeşitlilikleri tanımayan, tekçilik üzerine inşa edilen bir anayasal sistemdir. Şu an Türkiye'deki mevcut uygulamalar var olan anayasanın uygulanmamasından kaynaklanıyor. Evet, bir anayasal sorunu var. Yeni bir anayasa sürecine girilmesi, yeni bir anayasanın yapımı gerekiyor. Fakat bundan önce mevcut anayasaya uyulması gerekiyor. Anayasanın tanıdığı haklara göre hareket edilmesi gerekiyor ki ancak bir samimiyet göstergesi olsun. Ancak buna bir değer atfetmemiz mümkün olsun. Elbette bir anayasa söz konusu olacaksa olumlu anlamda, bu öncelikle Kürt sorununu merkezine almalıdır. Kürt halkının eşitlik temelinde, eşit yurttaşlık temelinde haklarının tanınmasıyla ilgili olacak. Tabii ki bir tek bununla sınırlı değil. Diğer bütün azınlıklara dair, diğer bütün farklılıklara dair de kolektif hakların tanınması, bireysel hakların güvenceye alınması anlamında çabaların söz konusu olması gerekiyor. Ancak bu konuda da şüphesiz temel muhatap Sayın Öcalan'dır. Sayın Öcalan'la görüşülmesi gerekiyor. Böylesi bir durumda ve böylesi bir ihtiyaç halinde Sayın Öcalan'ın isminin zikredilmesi, Sayın Öcalan'ın muhatap gösterilmesi bir gerçeklik ve en temel ihtiyaç durumundadır. Şüphesiz meclisin 3. büyük partisi olan ve ciddi bir kitleyi, özellikle de başta Kürt halkı olmak üzere
demokrasiden yana olan, mevcut sisteme muhalif olanların temsiliyetini sağlayan DEM Parti'nin de muhatap alınması bir gereklilik, bir zorunluluk haline geliyor. Kürt sorunu yeni bir sorun değil. Bunda çözüm arayışları, muhataplık arayışları da yeni değil. Ciddi geçmiş tecrübelerimiz söz konusu. Bu konuda ciddi bir birikim söz konusu. Daha önceki süreçlerin ve muhataplıkların nasıl boşa çıkarıldığını da biliyoruz. Nereden nereye geldiğimiz ortada ve herkesin bilgisi dahilinde. Bugünden bakarak, sadece günceli ele alarak değerlendirme yapmak bizi gerçeklikten koparacak ve yanılgılı değerlendirmelere, sonuçlara götürecektir. O yüzden geçmiş yaşananlardan yola çıkarak değerlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır. Her şeyden önce bu 2015'ten sonra yaşanan süreçte şu an geldiğimiz durumda Türkiye'nin yönetilemez bir hal aldığını görüyoruz. Kürt sorunu şiddetle çözme niyetinin, çabasının birçok sorunu beraberinde getirdiğini görüyoruz. Birçok siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunlar söz konusu. Şu an ekonomik olarak yönetilemez, idare edilemez bir durum var. Bütün Türkiye halkı bir bütün olarak savaş ekonomisi nezdinde, savaş politikaları nezdinde neredeyse açlığa mahkum edilmiş bir durumda. Hiç olmadığı kadar bir sefalet, bir yoksulluk durumu söz konusu. Bu küçümsenecek bir durum değil. Aynı şekilde özellikle 2015'ten sonra ve 15 Temmuz 2016'dan sonra gerçekleşen politika değişikliklerinden sonra Türkiye'de sosyal olarak bir cinnet hali yaşanıyor. Bunu da görmek gerekiyor. Kadın cinayetlerinden tutalım, sokağa kadar inen şiddet ve bunu özellikle uygulayanların 2015 sonrasında şekillenen bir kuşağa ait olması hakikaten Türkiye'yi toplumsal olarak da yönetilemez bir kaos, bir cinnet haline sürüklüyor. Ciddi bir şovenizm yükseliyor, ciddi bir militarist kültür şekilleniyor. Bu bir kere de olmadı. Bu Kürt sorununu şiddetle çözmek için gerek eğitim sisteminde, gerek basın yayın organlarında, gerek kültür politikasında, yani film, dizi sektöründe yapılan değişimlerle ilişkilidir ve bu 10 yılda bir kuşak yarattı. Kendisini şovenizme yatıran, kendini faşizme yatıran, yaşam hakkını değersizleştiren bir kuşak oluşturdu. Ve bu da şu an beraberinde birçok rant ekonomisini, yolsuzluğu, suç durumunu geliştirdi. En son işte İstanbul'da surlarda yaşanan, sokakta yaşanan bütün bunları görüyoruz ve dediğim gibi bu ilerisi içinde ciddi bir tehlike yaşatıyor. Hakikaten Türkiye toplumunun bir bütünün çürümesini, yozlaşmasını beraberinde getiriyor. Bu artık yönetilemez bir hale geldi. Ekonomi hakeza öyle. Hala işte savunma sanayisine katkılar isteniyor falan. Bunlar ciddi durumlar. Ama salt bunlarla sınırlı mı? Net olarak bundan da emin değilim. Çünkü aynı zamanda bölgesel ve küresel sorunlar söz konusu. Rojava'da, Başur'da yaşanan durumlar var. Küresel olarak Gazze'de, Lübnan'da yaşanan durumlar söz konusu. Çok net söyleyeyim. 2 milyonluk Gazze coğrafyasında yaşananların, 40 milyonluk Kürdistan coğrafyasında, koca Anadolu coğrafyasında yaşanması hakikaten ciddi bir, öngörülemez ciddi bir kaos ve tehlikelere işaret ediyor. Neyin nereye evrileceğini bugünden kestirebilmek mümkün değil. Böylesi bir duruma engel olabilmek için de öncelikle Türkiye'nin kendi Kürt sorununu çözebilmesi gerekiyor. Kendi Kürt sorununu çözemediği için bütün Orta Doğu coğrafyasına yayılan Kürtlere dair gerçekleşen bütün gelişmeler Türkiye'nin aleyhine dönecektir. Böylesi bir gerçeklik söz konusu. Şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Şüphesiz Kürtler kendini dünyanın merkezinde görmüyor. Ancak bu coğrafyada yaşanan her gelişme ya Kürtlerden kaynaklıdır ya da bir şekilde sonucu Kürtlere etki edecektir. Bu Kürtlük de temsiliyetini Sayın Öcalan'da görmektedir. Muhataplığı Sayın Öcalan'dadır. Böylesi bir gerçeklik var. Ayrıca şunu da net bir şekilde söylemek gerekiyor ki Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beridir. Özellikle Fransız ve İngiltere ile yaşanan çatışma veyahut da anlaşmalar nezdinde
kendi doğal yayılma alanı olarak gördüğü veyahut da misak-ı milli sınırları olarak tabir edebiliriz. Başur'da Musul'a kadar gider. İşte Rojava sahasında Halep'ten tutalım Fırat'ın doğusuna kadar. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin doğal taşma yayılma alanı olarak gördüğü devlet politikalarıdır. Ne zamanki küresel bir sorun olsa, ne zamanki bir küresel kaos durumu olsa bu politikalar yeniden gerçekleşiyor. Yeniden böylesi politikalar gün yüzüne çıkıyor. Bu Süleyman Demirel döneminde de, Turgut Özal, Eşref Bitlis döneminde de böyleydi. Şu anki AKP döneminde de defalarca böylesi bir durum söz konusu. Muhtemelen bu alanlara dönük öngörüsünün dışında bir yayılma veyahut da bunlara dönük bir tehdit, kendi etki alanını sınırlayacak bir durum da söz konusu olabilir. Bu ölçekte de ele almak gerekiyor. Aynı şekilde başur seçimleri söz konusu. Malum orada Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye iktidarı ile beraber ortak hareket eden bir yerel yönetim, KDP gerçekliği söz konusu. Oradaki iktidarın tehdit edilmesi veyahut da kaybedilmesi buradaki iktidarın politikalarına da etkili olacaktır. Ciddi sonuçlar doğuracaktır. O yüzden dediğim gibi yani temel bir bilgi veya sahibi olmadığımız gibi, temel bir çıkarımda bulunamayacağımız gibi gerek Türkiye'nin yönetilemez hale gelen iç sorunları, gerek Orta Doğu'daki öngörülemez sorunlarla bağlantılı olabilir. Tabi burada yeniden Sayın Öcalan'a kulak vermek gerekiyor. 2019 yılında Sayın Öcalan önümüzdeki süreçte gerek iç, gerek bölgesel, gerek küresel olarak sorunlar daha da ağırlaşacaktır. Herkesin bunu görmesi gerektiğini, buna göre pozisyon alması gerektiğini belirtmişti. Ve bu söylemlerini bütün muhataplarına çağrıda bulunarak bunları güncel, dar, siyasi hesaplara kurban etmeyin. Bunu daha tarihsel ve derinlikli olarak tartışmamız gerekiyor demişti. Daha o dönemde her zaman olduğu gibi kimsenin görmediğini görmüş ve müdahale etmeye ihtiyacı duymuştu. Ancak bu çağrılarına ilgili çevreler ne yazık ki gereken ciddiyeti görmemiş. Tam da uyardığı gibi günlük dar siyasi çıkarlara kurban etmişlerdi. Ancak bugün yeniden Sayın Öcalan'ın önden uyarmasına rağmen sonuçlarıyla uğraşıyorlar. Bir sıkışmaktan da bahsedebiliriz. Ancak şöylesi bir tehlike de var. Direniş odaklarını parçalamak, gündemi değiştirmek gibi bir yaklaşımı da söz konusu olabilir. Bu konuda temel görev Türkiye muhalefetine düşüyor. Kendini demokrat olarak ad edenlere düşüyor. Bu konuda sorumluluk almaları gerekiyor. Sayın Öcalan ısrarla kendisiyle daha önce görüşenlerle diyalog dersiniz, müzakere dersiniz. Temel amacı demokratik değişim ve dönüşümü sağlamaktır. Bütün Türkiye toplumuna mal etmekti. Bu konuda ana muhalefet partisi olan CHP'ye büyük görev düşüyor. Söylemlerini buna göre toparlaması gerekiyor. Bunu dediğim gibi günlük dar siyasi çıkarlara kurban etmemesi gerekiyor. Kürt sorununun çözümü konusunda muhataplık alması, iktidarın daha demokratik adımlar atması konusunda daha inisiyatif sahibi olması gerekiyor. Aynı şekilde demokrasi güçlerinin kendini demokrat liberal, sol liberal olarak tanımlayanların da bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Bu konuda direnenlerin, direniş odaklarının taleplerini kulaklarını açıp bu konuda sorumluluk almaları gerekiyor. Önce İmralı'nın kapılarının açılması, temel muhatap olarak adres gösterilen Sayın Öcalan'ın fikirlerinin rahatça konuşulabilmesi gerekiyor. Bu konuda herkesin sorumluluk alması temel önceliktir. Bu Türkiye toplumuna, Kürt halkına bir borç olduğu gibi, temel sorumluluk olduğu gibi aynı zamanda yurttaşlığın da temel görevidir, temel hak ve sorumluluktur. Herkesi bu kapsamda gereğini yapması, görevini yerine getirmesi için samimiyetle, dürüstlükle hareket etmesi konusunda bu vesileyle de çağrıda bulunuyoruz.